Akşamlar sayın seyirciler. İbrahim Gökçek ile Sağlıklı Yaşam programına hoş geldiniz. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün konumuz ne? Hemen onları duyuralım. Dikkat dağınıklığı, 3 beyaz, ITP, hemoroid ve menopozu tartışacağız bugün. İbrahim Bey bu konuda ne düşünüyorsunuz? Seyircilerimizi aydınlatır mısınız? Evet, 3 beyaz nedir? 50 yıldır 3 beyaz hakkında konuşuluyor efendim. Şeker, tuz, un, beyaz un. Evet. Yani bir de peynir var, bunu unutuyorlar. Ben de peynir ilave ediyorum. Aslında 4 beyaz, 3 beyaz değil de. Evet. Ama özellikle şeker, un evet, ve bugün tuz. Bugün 3 beyazdan şekeri konuşalım. Sonra diğerlerine bakarız. Zamanımız tamam. Olsun inşallah. Şeker, pancardan elde edilen şeker zararlı, kemiklere zarar verir, bağırsaktaki mantarları azdırır, birçok yan etkisi var. Evet. Fakat bir şeker daha var, mısırdan elde edilen şeker, evet. Mısır şurubundan. Tamamen bitkisel buna, sanıyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah, acele etmeyelim, tehlikeli. Bitkisel de nasıl bitkisel? Mısırın nişastası alınıyor, özel bir enzimle. Mısır nişastası. Evet. Özel bir enzimle mısır şurubuna dönüştürülüyor. Evet. Mısır şurubuna dönüştürülen, mısırdan elde edilen şeker NBŞ denir. Nişasta bazlı evet. Şeker. Nişasta bazlı şeker nedir? Pancardan elde edilen şeker gibi değil. Tehlikeli bir maddedir. Tehlikeli madde diyorum. Yani şeker değil aslında. Tehlikeli madde. Pancardan elde edilen şeker bunun yanında sütten çekmiş ak kaşık derler ya öyle temiz. Evet. Neden tehlikeli NBŞ, mısırdan elde edilen şeker? Çünkü yüksek oranda fruktoz içerir. Doğal değil. Bünyemiz bunu hazmetmiyor ve karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, organlarda yağlanmaya sebep olduğu için birçok ülkede kanseri tetiklediği için, bağırsaktaki mantarları azdırdığı için birçok ülkede bu yasaklandı. Hatta bazı ülkelerde öyle bir kota getirdiler ki üretimini imkansızlaştırdılar. Mesela Fransa'da kotası %0,49 sadece ilaç sanayinde kullanılır. Almanya'da kotası %0,89 sadece ilaç sanayinde kullanılır. Türkiye'de kotası %15 istediğin kadar tüket. 1 milyon ton tüketiliyor Türkiye'de. Hatta daha fazla. Bisküvi, jelibon, kek, gofret, baklava, dondurma. Aklınıza gelen her şeyde ne kullanılıyor? Günümüzde tatlandırıcı olarak mısır şurubundan elde edilen NBŞ. Bu da doğal olmadığı için kişilerde sürekli doymak bilmiyor kişi. Mesela pancardan elde edilen şekerle, normal şekerle yapılan baklavadan kişi iki dilim yiyorsa mısır şurubu karıştırılmış, mısır şurubundan elde edilen şekerle karıştırılmış bu yapılan baklavadan doymak bilmiyor kişi. Aşırı iştah artırıyor. Sürekli yemek ihtiyacı kişiye büyük haz veriyor. Tabii ki sonunda birçok tehlikeyi tetikliyor. Bu nedenle mısır şurubundan elde edilen şeker tehlikeli. Bunun önüne geçilmesi ve Türkiye'de de kota konması gerekir. Aksi takdirde gelecek nesiller büyük bir tehdit ve tehlike altında. Nedir büyük tehdit? Çocuklarımız hepsi alerji olacak demek. Hepsinde polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kuru deşen, sedef, seborak eksem gibi alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon gibi hastalıklar çıkacak demek. Çünkü bu şeker bağırsaktaki mantarları azdırıyor. Mantarlar çoğaldıkça hastalıklar çoğalıyor. Peki buna karşı alternatif ne var? Şu elimde gördüğünüz bitki Stevia rabudiana. Kızılderililer bunu 4000 yıldır tatlandırıcı olarak kullanmışlar. 4000 yıl. Nane gibi bir bitki. Bunun birleşimindeki steviozitler glikoz içermez. Doğal tatlandırıcı. Yani sıfır kalori. Evet. Kişi bunu kullandığı zaman asla kilo almaz. Bir, bağırsaktaki mantarları beslemez. Mantarla ilgisi yok. İki, yan etkisi yok.
Evet, Kızılderililer bunu 4000 yıl kullanmış. Hiçbir yan etkisini görmemişler. Ve Japonya'da 30 yıldır çok yaygın olarak kullanılıyor. Bütün Japonya'da tüketilen şekerin %81'i stevia'dan, yani şeker otu da denir buna, nane gibi bir bitki. Bu özel bir yöntemle şeker elde edilir. Hiçbir yan etkisi yok, tamamen doğal. Dünyanın birçok ülkesinde, Brezilya, Paraguay, Uruguay, Japonya, Çin gibi ülkelerde artık stevia kullanılıyor. Bir ara dedikodu yaptılar. Bu efendim bu şeker zararlı falan dediler. Allah Allah, kim diyor, neden diyor, niçin diyor diye araştırıldı ki bazı firmalar yeterince stok yapmak için kasıtlı başkaları üretmesin de biz üretelim diye propaganda yaptıkları ortaya çıktı. Sonra şekersiz kola üretilince içerisinde, arkasında bu şekerin olduğu ortaya çıktı. Evet. Çok çok faydalı. Hiçbir yan etkisi yok. Evet. Şeker hastaları problemsiz kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Evet. Peki ikinci konumuza geçiyorum o halde. Günümüzde dikkat dağınıklığı çok görülmekte. Özellikle öğrencilerde. Bu konuda bitkisel yöntemler veya tedavileri var mı İbrahim Bey? Evet, çok güzel. Bu dikkat dağınıklığı, konsantre olamama, sınavda başarılı olamama, evet, sınavda stres, gerilim, efendim psikolojik böyle rahatsızlıklara karşı Doçent Doktor Kemal Bey ve Ege Üniversitesi'nden kimyager Deniz Bey'in 15 yıl çalıştıktan sonra çok özel bir formül geliştirdiler. Kişinin IQ'sunu artırıcı, yani zekasını geliştirici IQ Plus diye. Ben onları fuarda gördüm, dedim ki bitkisel gıda takviyeleri fuarında, dedim ki siz niye geldiniz? Bitki ekstrakları üretiyorlar. Bizim de ürünümüz var. Nedir? IQ Plus. Ne var içerisinde? Bir baktım. Ben de üretirim dedim. Zaten düşünüyordum böyle bir şeyler. Dediler ki üretmene gerek yok. Biz de zaten satıyoruz. Sana satalım. Onlardan üretim haklarını aldım. IQ Plus. Birleşiminde ginkgo, ginseng, sarı kantaron, üzerlik, turunç kabuğu, yeşil çay gibi 19 çeşit bitkinin ekstraktı var. Ne yapıyor? Beyni çalıştırıyor, beyne kan akışını artırıyor, oksijen akışını artırıyor, nöronları besliyor. Böylece kişi konuya odaklanıyor. Yani yapacağı işte başarılı oluyor. Mesela sarı kantaronun birleşiminde hiperforin ve hiperisin gibi etken maddeler var. Bu beyindeki serotonin hormonu salgılamasını artırır bir. Evet. Noradrenalin hormon salgılamasını artırır iki. Dopamin hormon salgılamasını artırır 3, glutamat hormon salgılamasını artırır 4. Bu ne demek? Kişiye mutlu, neşeli, huzurlu yapar 1. Noradrenalin hormonu kişiyi konuya odaklandırır. Glutamat ise kişiyi yaptığı işten zevk alır. Mutlu olur. Yani bu çeşit özellikler var. Sadece 19 çeşitten bir bitkiden bahsediyorum. Evet. Mesela atalarımız eskiden nazar otu diye bir ot bulunurdu. Eskiden her evde nazarlık asılırdı. Gelenlerin kem gözlerinden işte korusun evi, evin fertlerini diye. Şimdi bu nazarlık unutuldu. Neden? O esasında nazarlık nazar için değil de aslında çok önemli fonksiyonları olduğu için ona bir mistik bir şey yüklediler. Görev. Aslında mesela rahmetli annem eskiden köyde hastalandı mı bize gelirdi. Böyle hafif rahatsızları olanları hemen tedavi iyileştirirdi. Üzerliği alırdı böyle tavada hafif kavurur. Tütsü yapardı. Baş ağrıyan efendim gözünden, kulağından basit rahatsızları olanlara tütsü yapardı. 10 dakika sonra iyileşirlerdi. Sonra birkaç gün sonra teşekkür ederlerdi. Kimi yoğurt getirir, kimi süt getirirdi. Köyde annem böyle ufak tefek rahatsız olan herkesi tedavi ederdi. Dedesinden el almıştı. Yani 1000 yıllık bir kültürün devamı. Devam edip geliyordu atadan, babadan, dededen. Şimdi Van'da 100. Yıl Üniversitesi'nin yapmış olduğu araştırmalarda üzerliğin analjezik, yani ağrı kesici olduğu belgelendi. Yani yeni bir çalışma, klinik araştırması üzerliğin çok farklı
etkilere sahip olduğu belgelendi. Ağrı kesici özelliği olduğu, konsantrasyonu artırdığı, baş ağrısını önlediği, nefes darlığına iyi geldiği, Ankara Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde böyle bir çalışması var. Türkiye'de artık bu yönde ve dünya çapında özellikle ilgili Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun birçok klinik araştırması var. Özelliğin bilinmeyen yönleri yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başladı. Ama bunu rahmetli annem tecrübelerle biliyordu. Şimdi bu klinik araştırmalarla belgelendi özellik. Özellik ne yapıyor? Kişiyi konuya odaklandırıyor. Efendim hafızayı güçlendiriyor. Baş ağrısı vesaire varsa hafif rahatsızlıkları, migren gibi onları ortadan kaldırıyor. Bu da yapılan araştırmalarla belgelendi. Biz bununla ilgili çok güzel formüller geliştirdik. Bu tür rahatsızlığı olan öğrenciler ilkokuldan üniversiteye kadar herkes kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen evet, doğaldır. Evet. Evet. Peki ÜTP nedir ve tedavi yöntemleri nedir İbrahim Bey? ÜTP, idiopatik trombozotopeni, biraz uzunca bir isim. Evet. Kanın sıvılaşması, yani aşırı trombozit sayısının düşmesi. Normal olarak bir kişinin kanında 1 milimetre küp kanda takriben ortalama 150 ila 400 bin arasında trombozit oluşur. Küçük pulcuklar ne işe yarar? Kanı pıhtılaşır. Herhangi bir burkurma, bozarma, ezilme gibi kazalarda, iç kazasında veya başka türlü kazalarda ortaya çıkan iç kanamalar veya diş kanamalar nasıl durur? Pıhtılaşmayla. Bu trombozitler olmasa ne olur? Sürekli bir kanama olur, ölür kişi. Yaşaması evet, mümkün değil. 50 binin altına kadar düşse, kişi 50 bine kadar düşse, yani normalde çok altına düşse fark edilmiyor. Fakat bazı insanlarda ne oluyor? Yani kanser hastası, kemoterapi hastalarında, kan kanserinde çok çok düşebiliyor. Mesela burada elimde bir rapor var. Bir hanımefendi lösemiden dolayı tedavi olmuş. 4 ay kemoterapi görmüş. Çok yoğun ilaçlardan dolayı kan değerleri o kadar bozulmuş ki doktorlar demiş ki artık eve gidebilirsin. Yapacak bir şey yok. Evet. Eve göndermişler. Artık modern tıp bitti demişler. Ailesi bana geldi, dedim ki bilmiyorum ama bir deneyelim. 6 hafta bana bir müsaade edin. Tamam dediler. Kan değerleri o kadar bozulmuş ki tromboziti 14.4'e düşmüş. Normal 150 ile 400 bin arasında olması gerekken 14.4. Yani bir yere çizilse kanamadan ölebilir. 23 gün biz ona iksirdi, jeldi, kemik çayı vesaire ürünler verdik, gönderdik. 23 gün sonra bütün kan değerleri düzeldi. Trombozit sayısı 14.400'den 19.000'e, 119.000'e çıktı. Bütün aile şaşırdı, doktorları, heyet şaşırdı ve bu durum mümkün değil dediler. 23 günde böyle bir düzelme mümkün değil. Ama her şey mümkün doğada. Zaten mesela bu kan değerlerini düzelten at kuyruğu otu Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya eyaletinde klinik araştırmalarla kanın dokusunu, yapısını düzelttiği, kemikleri güçlendirdiği, bağ dokusunu güçlendirdiği belgelenmiştir. Söğütün kabuğundaki içerisindeki salisin aspirinden daha etkili ve yan etkisi yok. Yani öyle de bir formülümüz var. Bu tür rahatsızlığı olanlar için hamdolsun elimizde her şey mevcut. Evet. Peki hemoroid tartışalım şimdi de isterseniz. Hemoroid nedir? Tedavi yöntemleri mevcut mu? Evet, hemoroid maalesef çok kötü bir rahatsızlık. Evet. İnsanların %70'inde hemoroid var ama hiç kimse hemoroidim var demez. Utanır, çekinirler. Aslında utanılacak bir durum yok. Herkesin başında olabilir, rahatsız olabilir, hemoroid rahatsızlığı olabilir. Şimdi makatın son kısmı, 3-4 santimlik kısmın çok yoğun bir kas var, kapatıcı. Evet. Yani makatı anüs tutan anüste çember olan gibi olan kısmı çok yoğun bir kan dolaşımı var. Çok yoğun bir kılcal kan dolaşımı var. Damarlarda yalama, daralma, sertleşme olmuşsa ne olur? Artık buradaki kas sığmaz. Bir kısmı dışarı çıkmaya başlar. Memeler oluşmaya başlar. İşte bunu da evre evre iç
memesi dışarı çıkıyor da içeri girmiyorsa evresi farklıdır vesaire vesaire. Yani o konulara girmeyelim. Evet. İkinci bir adı da Basur değil mi? Evet, Basur. Şimdi bununla ilgili çoban çantası otu dünyada en etkili bitki. Ama Japonya'da Profesör Doktor Takaki, Profesör Doktor Kora'da çoban çantası otuyla yapmış oldukları araştırmada hemoroidi önleyici özelliklere sahip olduğunu belgelemişlerdir. Klinik araştırması yapmışlar. Çoban çantası otu her türlü iç kanamayı önleyicidir. Sadece hemoroid değil. Ülseratif kolitten dolayı kanama veya mide kanaması veya bayanlarda çok yoğun adet görme nedeniyle kanama, hatta burun kanamasına dahi etkilidir. Alman asıllı iki profesör doktor da Wiesenau ve Neumann da yapmış olduk araştırmada çoban çantası otunun birleşiminde bir polipeptit bulmuşlardır. Polipeptitin her türlü kanamayı önlediği ve hemoroidi çok kısa sürede iyileştirdiği. Sadece hemoroid değil, hemoroidin yanında fistülü de iyileştirir. Yani makatta oluşan rahatsızlıkları veya iltihap varsa. Çoban çantası da çok mükemmel bir bitki. Bizim de bununla ilgili çok güzel bir çalışmamız var. Birleşiminde 19 çeşidin bitkinin ekstraktı ama otu değil. Bazıları alıyorlar otu, bitkiyi, değirmende öğütüyor, kapsül yapıyor, hap yapıyor, damla yapıyor vesaire. Olmaz. Çünkü bitkinin birleşimindeki etken madde nedir? %2'dir, %3'tür, %5'tir. Siz bunun otunu değirmende çeker, bitkinin tozundan kapsül yaparsanız, damlatıracı yaparsanız etkisi de %5 olur. Neden yapmak gerekir? Bitkisel gıda takviyelerini. Bitkinin damıtılarak elde edilen ekstresinden, ekstrakt, yani %100 etkili olabilmesi için. Türkiye'de maalesef bütün bu tür bitkisel gıda takviyesi üreten firmaların %99'u 50 kuruşa mal ediyor, 150 liraya satıyor. Maliyet açısından bakıyorlar hep, insan sağlığı açısından bakmıyorlar. İnşallah yakında onlar da İnşallah. Birazcık insafa gelirler. Evet. Evet. Kadınların korkulu rüyası, menopoz çok önemli günümüzde gerçekten. Bayanlar bu konuda tedirginler. Siz bu konuda bir tavsiyeniz var mı menopoz için? Evet, tedavi yöntemleri nelerdir? Menopoz bayanlarda ergenlik çağına adet görmeye başladıktan efendim bu erken menopoza kadar olan dönemde her bayanda takriben 1 milyon adet yumurtalıklarında yumurta bulunur. Bu yumurtalar takriben her bayan 400 defa adet görür toplam ortalama. Her adet görüşünde bu yumurtalardan bazılarını yavaş yavaş kaybeder. Ve sona doğru menopoza doğru yumurta sayısı kalmaz, sıfıra iner. Ve böylece adet görmeme gibi bir durum ortaya çıkar. Bünyedeki hormonlar değişir. Böbrek üstü bezeleri olsun, tiroid bezesindeki hormonlar olsun, hipofiz bezesinin salgılamış olduğu hormonlarda dengeler değiştiği için, östrojen hormonu azaldığı için birçok anormallikler ortaya çıkar. Bu anormallikler nedeniyle, hormon yetersizliği nedeniyle bayanlarda ne olur? Stres olur, gerilir, dalga dalga zamanla ateş basar, efendim bunalıma dahi girebilir. Almanya'da yapılan bir araştırmada bayanların menopoz devresinde ilaç kullanmıyorsa bayanların %90'ında problem yaşadığı, bunların da %30'unun tedavi edilmesi gerekir derecede ağır olduğu tespit edilmiştir. Yani diyelim ki 10 milyon menopoz devresine girmiş bayan varsa 3 milyonun mutlak surette ilaç kullanması gerekir. Oysa ki östrojen hormonu kullansa ne oluyor? Kanseri tetiklediği belgelendi. Yapılan son araştırmalarda kimyasal ilaç, östrojen ağırlıklı kimyasal ilaç kullananların menopoz devresinde kansere sebep olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle kimyasal ilaçların tehlikeli olduğu Almanya'da yapılan araştırmalarda tespit edildi. Bu nedenle menopozla birlikte ortaya çıkan problemleri sağlıklı bir şekilde hiçbir problem olmadan, kişiye zarar vermeden nasıl halletmek gerekir? Bunun için bir bitki var, ismi Cimici Fugaracamosa. Türkçe karşılığı olmayan bir bitki olduğu için biz ona
Kadın otu dedik. Bazıları da diyor ki kara yılan kökü. Kökü kara yılana benzediği için uzun bir kökü var kara yılan gibi. Kara yılan kökü veya kadın otu. Bunun birleşimindeki etken maddeler bünyenin hormonlarını düzenleyici, aynı östrojen gibi etki yapıyor ve menopozda ortaya çıkan anormallikleri ortadan kaldırıyor. Hiçbir yan etkisi yok, tamamen doğal. Kimyasal bir şey içermiyor. Evet. Evet sayın seyirciler, şimdi kısa bir reklam aramız var, sonra yine buradayız. Evet. Evet, İbrahim Bey, son zamanlarda insanlar biliyorsunuz organik, doğal, bitkisel destek alanında bitkisel destek almak istiyorlar. Yani bitkisel evet, olarak tedaviler daha önemli. Evet. O yüzden kimyasal maddelere, kimyasal ilaçlara çok rağbet göstermeyip bitkisel yollarla tedavi görmek istiyorlar. Bu konuda biraz aydınlatırsanız. Tabii. Şimdi bu gördüğünüz elimizdeki stevia. Evet. Stevia rebaudiana, yani Kızılderililerin 4000 yıldır kullandığı şeker otundan elde edilir. Normal şekerden 300 kat daha tatlı. Evet. 300 kat daha tatlı ve nane gibi bir bitki Türkiye'de artık yetiştiriliyor. Antalya yöresinde, yani Akdeniz'de, Ege'de, Marmara'da nane gibi yetişen bir bitki. Balkonda ben de yetiştirdim, deneme yaptım, çayını içtim. Fakat tabii bunu böyle balkonda yetiştirilen veya şeyde pencere önünde yetiştirerek yetişmez tabii ki. Büyük tarlalarda, bahçede de yetiştirmek gerekir. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen %100 doğal. Herkes her zaman her şekilde kullanabilir. Şeker hastalarını kullanmasında herhangi bir problem yok. Tamamen doğal. Herkes her zaman kullanabilir. Şeker hastaları için ideal. Kahve içiyorsa, çay içiyorsa veya tozu da var bunun. Tozunu da baklavalara katılabilir. Tadı başlangıçta biraz değişik gelirse kişi alışabilir. Günümüzde Japonya'da insanların kullanmış olduğu şekerin %81 artık stevia. Dünya yavaş yavaş buna dönüyor. Ülkemizde de bununla ilgili gelişmeler yavaş yavaş başladı. 30 yıl, 40 yıl sonra inşallah zamanla gerekli mesafe alınır. Evet. Evet. Üzerlik ise son zamanlarda 100. Yıl Üniversitesi'nin ve Ankara Üniversitesi'nin ve Avrupa'da yapılan klinik araştırmalarda ağrı kesici olduğu belgelenmiştir üzerlik. Evet. Bizim bu üretmiş olduğumuz üzerlik forte kişinin zihnini yani fikrini, düşüncesini geliştirici, sınavda başarıyı sağlayıcı, kişiyi konuya odaklandırıcı, özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan insanlar için çok çok önemli. Dikkat dağınıklığını önler, kişiyi konuya konsantre eder. Günümüzde birçok çocukta nedir? Hiperaktivite rahatsızlığı var. Sürekli oynayıp zıplamaktan bazıları çok zeki olduğu için, bazıları da hafif böyle hormonsal problemler olduğu için ne oluyor? Konuya odaklanamıyor, ders çalışamıyor, sürekli kafaları başka yerde. Bunun için doktorlar çok ağır kimyasal ilaçlar veriyor. Dünyanın birçok ülkesinde yasak olan kimyasal ilaç, Ritalin çok çok tehlikeli. Oysa üzerlik tamamen doğal. Hiçbir kimyasal madde içermez. Kullanılmasında herhangi bir problem yok. Bunun birleşiminde sarı kanturon, ginseng, ginkgo gibi şifalı bitkiler var. Kullandığında kişi relax, rahatlar, yavaş yavaş ve konuya odaklanır. İşinde başarılı olur. Sadece öğrenciler için değil, bilgisayar başında olup da sürekli çalışan veya araştırmacı, yazar, okuyan, yazan kişiler için çok çok önemlidir. Evet. Evet. ITP yani bu birçok insanda yani kanama rahatsızlığı, kanın incelmesi nedeniyle kan kaybı rizikosu var. ITP, idiopatik trombozotopeni. Kişinin trombozit sayısı çok çok düşüyor. Özellikle yani kan kanseri de. Bu tür rahatsızlığı olan insanlar kullandığında bunun birleşiminde 19 çeşit bitki ekstraktı var. Ne yapıyor?
omurilikte kan yapılır. Kanın kalitesini artırıyor. Yavaş yavaş düzene sokuyor. Kişi kullandığında 3-4 hafta isterse, tabii ki eğer ki bağırsaklarında problem varsa aloe vera kullanmak gerekir. Midesinde gastrit, ülser varsa tedavi etmesi gerekir. Yani onu tetikleyen faktörleri de ortadan kaldırmak gerekir. Yani faktörleri, rahatsızlar ortadan kaldırdığında idiopatik trombozitopeni, bizim elimizde belgeler var. Birçok kişiyi, evet, çok ağır vakaları, elimizde raporlar var. Tedavi ettik, hamdolsun. Bir problem yok. Evet. Evet, bu kadın otu forte. Amerika'da yetişen bir bitki. Cimucu fukara kamoza. Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bunun damlası drajenisi yapılıyor. Almanya'da özellikle Almanlar bunun çok güzel formüllerini geliştirmişler. Biz Almanların yapmış olduğu, geliştirmiş olduğu formüllerin daha kalitesini yaptık. Evet. Onlar çok güzel formül geliştiriyor. Mesela bir Alman firması, 200 yıllık bir firma, birçok bitkisel gıda takviyeleri üretiyor. Amerika'dan bir CEO getirmişler. Adamcağız Amerika'dan gelir gelmez firmanın bütün reçetelerini çöpe attı. Yeni bir formül geliştirdim diye Mono'ya geçti. Onlardaki bütün reçeteler burada. Evet. Onlar 200 yıllık bilgi birikimini çöpe attılar. Aynı bizim gibi yaptılar. Biz de 50 yıl önce ne yaptık? 16 bin yıllık Türk tarihindeki bilgi birikimimizi çöpe attık. Avrupa'nın ilacına rağbet gösterdik. Şimdi onlar da, Alman firması da öyle yaptı. Hep çöpe attı. Yani bilgi kolay kazanılmıyor. Yılların birikimi kesinlikle çöpe atılmaz. Biz bunu geliştirdik. Bayanlarda menopoz nedeniyle ortaya çıkan ateş basması, gerilim, stres, bunalım, intihara teşebbüs gibi rahatsızlıkları çok rahat atlatır, rahatlar, relax. Bazı bayanlarda mesela erken menopoza giriyor. 30 yaşında, 35 yaşında herhangi bir hastalık nedeniyle çok yoğun ilaç kullanıyor. Şişli'den bir hanımefendi, Damla Hanım, ağır ilaçlar kullanmış. Ankilozan spondilit nedeniyle erken menopoza girmiş. Adet görmüyor. Biz ona iksir aloe vera jel, efendim, romatizma ile ilgili Söğüt Forte vesaire gönderdik. Kullandı. Kadıncağız 6 hafta dedi ki, sonra dedi ki, romatizma iyileşme var ama adet görmüyorum, adet de görmeye başladım. Neden acaba? Ne diyeyim? Allah'a şükret dedim yani. Erken menopoza girmiştin, normal adet görmeye başladın. Yani şükredilecek, evet, bir şey, kötü bir şey değil, iyi, evet, bir şey. Yani erken menopoza giren insanlar kullanında rahatlıyor. Çok kısa sürede normal adet görmeye başlıyor. Çoban çantası otu, çoban çantası otu denmesinin sebebi, çiçekleri tohuma döndüğünde çobanların çantasına benzer üçgen şeklinde kesecikler oluşuyor, içinde tohum dolu. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Almanya ve Japonya'da özellikle. Bunun birleşimindeki etken maddeler her türlü kanamayı önleyici özelliğe sahiptir. Hemoroidden dolayı. Şimdi bazıları, ya hemoroid basın bir ameliyat. Gideyim ameliyat olayım. Otun çöpü niye kullanayım diyor. Şimdi bayanın bir tanesi öyle bir ameliyat, 6 ay sonra bir ameliyat daha olmuş. 6 ay sonra bir daha, 6 ay sonra bir daha. Dördüncü ameliyatla yanlışlıkla ne yapmış doktoru? Makattaki siniri kesmiş. Ne oldu? Şimdi bayan diyor ki bana, ben aramış, defacetimi tutamıyorum. Hocam altımı bezliyorum, ne olacak? La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedim. Şimdi yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar doktoruna git, bir ameliyat daha yapsın. Çünkü ameliyattan önce bize geçseydi bir aylık bir iş. Hemoroidden dolayı ameliyat olmaya gerek yok. 4 defa 5 defa ameliyata gerek yok. Bir ay kullanıyorsun, bitiyor. O kadar. Evet. Şimdi ne oldu? Ameliyat, 4 ameliyat. 4. ameliyattan sonra genç yaşta makadını tutamıyor. Altını bezliyor. 80-90 yaşındaki yaşlılar gibi altını bezliyor. Altına kaçırıyor. Çünkü makadı tutan sinirler kesilmiş yanlışlıkla. Yani olabilir. İnsan hali, doktor hatası, insan hatası olabilir. Yani makattaki sinir kesilirse ne olur? İş biter. Evet. Bu nedenle her türlü hastalık bitkilerle tedavi edilebilir. Tedavisi mümkündür. Hemen ameliyat iyi değil. Ameliyat da çözüm değil. Çünkü hastalığın sebebini ortadan kaldırmazsanız tekrar tekrar nüksedebilir rahatsızlık. Evet. Evet.
Evet sayın seyirciler, bu akşam yine programımızın sonuna geldik. İbrahim Gökçek'le Sağlıklı Yaşam programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın yine saatler 19.30'u gösterdiğinde Kanal T stüdyolarında olacağız biz İbrahim Bey'le. İyi akşamlar diliyorum, hoşça kalın.